güzel günler nasip etsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir kere daha başkanımı kutluyorum. Sağ olun başkanım. Evet, bizler de Rize Muhtarlar Dernekleri Başkanı Mustafa Erbaş'a katılımlarından dolayı, konuşmasından ötürü teşekkür ediyoruz. Ve bizlere gelen bu program içerisinde başkanlarımız, hocalarımız, ilahilerini Kur'an grubunun okumuş olduğu aşırlarla gecemizi ihya ettik ve son olarak da duamızı yapacağız Allah nasip ederse. Ama bizleri arayan, bizlere mesajlar atan çay elinde Hüsrev Lokantası Selahattin Hüsrev'e teşekkür ediyoruz. Kerim Hocam, Sayın Başkanımıza şükranlarımı dile getiriyorum. Yola devam diyor. Bizler de kendisinin yanındayız dedikleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Ve İstanbul'da Şam'dan panı olarak şu anda Adil Şam'dan ve ailece Kerim Hoca 13 kişi sizleri izlemekteyiz. Sayın Sesam Ümmet'i canı gönülden kutluyorum demiş. Muhakkak saygı ve sevgilerimi, selamlarımı gönder kendisine demiş. Başkanım, bunu da sizlere bildirmek istiyorum. Ve yine İstanbul bölgesinden Hasan Bey'e ayrıca teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Ankara'da Sayın Başkanım, sizin yine çok canı değer arkadaşınız Mustafa Bey, sizlere de selam var. Bunu da buradan dile getirmek istiyorum. O kadar çok gelen mesajlarımız var ki, ama kısaca olarak bunları söylemek istedim. Ve şimdi de son olarak kimi alıyoruz? Çayeli İl Müftümüz, ilçe müftümüz özür diliyorum, Abdullah Yılmaz hocamızı, müftümüzü sahneye davet ediyorum. Evet müftün, hoş geldiniz diyorum ve gecemizin önemiyle bir konuşma, ardından dua ve kapanışı yapacağız Allah nasip ederse. Evet, bu gece Cuma gecesi olması münasebetiyle ayrı bir özelliği var bu gecenin. Ayrıca ayrı bir program yapılmasının da farklı bir özelliği var. Bu programın yapılmasına vesile olan Muhtarlar Derneği Başkanımıza, yardımcısına ve Muhtarlar Derneği'ndeki olan arkadaşların tamamına teşekkür ediyorum. Bu hususta ilgi duyan ve gelen, hizmet veren arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Hakikaten arkadaşlarımız, imam arkadaşlarımız fevkalade güzel ilahiler icra ettiler. İnşallah bunlar ileriye doğru daha güzel olacaktır. Hakikaten bir ses uyumu vardı. Daha önceden de güzeldi bu. Bu hususta her haliyle bize yardımcı olan arkadaşlarımıza yine teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar aşağı yukarı 2,5 saate yakın bir zaman geçti. Birçok şeyler söylendi. Özellikle hocamız çok güzel bilgiler verdi. Tabii Ahmet Şark hocamızın bu heyecanlı konuşmasının yanında bizim sözümüz birazcık sönük kalabilir. Dolayısıyla o heyecanı şu an için görmüyorum kendimde. Ben kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel konuştu, içli konuştu. Bu bir vatan aşkının ifadesidir. Yani hepimizde bu vardır ama bazısı bunu güzel bir şekilde izah eder. Duygularıyla, düşünceleriyle, duygularını, düşüncelerini konuşturarak hitap eder. Bazıki de benim gibi sadece sesle hitap eder. Dolayısıyla ama gönüller birdir, gönüllerimiz birdir, vatan aşkımız birdir, biz vatanımızı seviyoruz, biz manevi değerlerimizi seviyoruz. Burada manevi değerlerle vatan aşkı birbirine girmiştir. Zaten tarihimiz budur, bizim böyledir. Nitekim tarihimize baktığımız zaman belki İslam aleminde en fazla şehit olan millet Türk milletidir. Düşünün, bir Viyana kuşatmasından tutun da İstanbul'un fethine varıncaya kadar, Bağdat kuşatmalarına varıncaya kadar, efendim Tebriz'e girinceye kadar, Bakü'ye girinceye kadar, Çanakkale'ye varıncaya kadar birçok yerde Türk tarihi adını yazdırmıştır. Özellikle İslam aleminde kurulan devletlerin mutlaka bir tarafında bu millet olmuştur. Bunu ister biz Türkiye Cumhuriyetler bölgesindeki kurulan devletler için söyleyelim, isterse Orta Doğu'da kurulan devletler için söyleyelim, isterse Mısır'da kurulan devletler için söyleyelim, tamamı böyledir. Yani iş yapabilecek millet bu millettir. Ben birçok Müslüman milletlere tanışma imkanına sahip oldum. Evet, onların da kendilerine göre bir kısım özellikleri vardır. Kesinlikle onlara da saygımız vardır.
imanlarına saygımız vardır, kardeşliğimiz vardır. Ama ben şunu gördüm arkadaşlar, eğer bir hizmet yapılacaksa, dünya tarihinde adımızın tekrar duyulmasını isteyecek bir millet ortaya çıkacaksa bu millettir. Bunu ben mübalağalı söylemiyorum, afaki de söylemiyorum. Bir tecrübe, bir kısım duygularımı, düşüncelerimi ortaya koyarak bu meselenin neticesine varmamdan dolayı söylüyorum. Yani temennimiz şudur, İslam aleminin nasıl olmasını Allah Teala bize emrediyor. Hani inanan insan üstündür, üstün olmamızı emrediyor. Ve entumul a'levne in kuntum mu'minin, eğer siz inanıyorsanız üstünsünüz diyor. İnanıyoruz, üstün olmamız gerekiyor. Eğer bizim bir üstünlüğümüze engel durum varsa bunun kabahatini kendimizde bulmamız lazım, aramamız lazım. O zaman kendimizi muhasebe etmemiz lazım. Ömer Efendimizin ifadesini hatırlamak lazım. Kendimizi muhasebe ettiğimiz zaman nerede hata yaptık, benim nerede hatam oldu diyebiliriz yani. Bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla ben fazla uzatmayayım. Burada mevlitler okundu, Kur'an-ı Kerimler okundu, ilahiler okundu. Temennimiz mutlaka bir şeyler Rabbimiz yazmıştır. Bir insan Allah der, oraya mutlaka bir yazı yazılır. Hiçbir şey boşa gitmez. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ Kim zerre kadar bir hayır işlerse o oraya yazılır. Mutlaka insan onu görecektir. Dolayısıyla burada sevap olduğunu inanıyoruz, biliyoruz. O kanaattayız. Ve dolayısıyla mütevazi kısa bir dua yapalım. Zaman da gelmiş, yaklaşmaktadır. Ve ondan sonra da programı bitirelim. Müsaadenizle oturayım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم آمين ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين Allah'ımız, yüce Allah'ımız, sen her şeye kadirsin ya Rab. Bu gece yapmış olduğumuz bu program senin methu sana ettiğin şehitlerin adına oldu. Ya Rab, sana elimizi açtık, kulluğumuzu izhar ettik. Senden karşılığını bekliyoruz, karşılığını bize ver ya Rabbi. Amin. Ya Rab, biz kullarız, sen bizim Rabbimsin. Biz günah işleriz, sen affedersin. Bizi affeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab, sen bizim kulluk hatalarımıza bakma. Sen bizim bir kısım yanlışlıklarımıza bakma. Bizi affeyle ya Rab. Amin. Biz senin rahmetinin gazabından önce olduğunu biliyoruz. Ona inanıyoruz. Rahmetini bizden esirgeme ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rab, onlarca defa, yüzlerce defa senin yolundan başka taraflara gidenler tekrar döndükleri takdirde sen onlara kapını açık bulunduruyorsun. Ya Rab, bizim yolumuzu şaşırma, kapını bize daim açık bulundur ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rab, imanımızı artır Allah'ım. Amin. Vatan sevgimizi artır Allah'ım. Amin. Kardeşlik muhabbetimizi artır Allah'ım. Amin. Hatalarımızı bağışla ya Rab. Amin. Bizim sana ibadet etmeye ihtiyacımız var. İbadetlerimizi kabul buyur. Bizim Amin. Aramızda kardeşlik bağlarını pekiştirmeye ihtiyacımız var. Bize birlik ve dirlik düzen ver ya Rabbel Amin. Alemin. Allah'ımız, burada Kur'an-ı Kerimler okundu, Mevlid-i Şerifler okundu. Senin rızana uygun bir şeyler yaptık, kabul buyur ya Rabbi. Amin. Hasıl olan sevabı evvela Hazreti Peygamber Efendimizin mübarek ruhuna hediye ediyoruz, vasıl eyle ya Rab. Amin. Allah'ımız, ondan sonra İslam'a hizmet etmiş olan ashab efendilerimiz, tabi'in efendilerimiz ve zamanımıza kadar her haliyle kaleminden tutun kanına varıncaya kadar hizmet etmiş olanların da ruhlarını hediye ediyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Efendimizden zamanımıza